أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصام إلا بالله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون صدق الله العظيم Değerli kardeşlerim الله bugün ilmi hal derslerimize başlıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde buyurmuşlar. Bismillah. Talebul ilmi ferizatun ala kulli muslimin ve muslimetin. İlim talep etmek her Müslüman erkek ve kadına farzdır. İlim talep etmek deyince şimdi burada Efendimiz hangi ilmi talep etmek sorusu doğuyor. Ulema buna birçok farklı cevaplar vermiş. Neticede hepsinin karar kıldığı cevap şudur ki ilmi hali hal ilmini öğrenmesi herkese farzdır. İmam Gazali Üstadımız da rahmetullahi aleyh diyor ki üç çeşit ilim farzdır Müslümana. Birincisi ilmü tevhid. Tevhid ilmi yani akaidi meselelerle ilgili onun ölçüsü var. Kendisine yetecek miktarda bilgiyi öğrenmesi farzdır. İkincisi ilmü sır. Sır ilmini bilmek. Sır ilmini bilmek dediği kalbi meselelerle alakalı ilimleri bilmek kendisine farzdır. Yani efendime söyleyeyim tasihi niyet, niyeti sağlam yapmak, ihlasa kavuşmak, riya gibi ucub gibi kötü ahlaklardan soyunabilmek için kalp ile alakalı bu ilimleri bilmek Müslümana farzdır demiş. Üçüncüsü de ilmi şeriat. Şeriat ilmini bilmesi Müslümana farzdır demiş. Ki o da ne oluyor? Kişinin taharet, namaz, oruç, abdest vesaire bunun gibi ilimleri öğrenmesi oluyor. Bir de şöyle genel bir tanımı var üstadımızın. Diyor ki eğer öğrenmediğin takdirde seni helake götürecekse o bilgiyi öğrenmen, o ilmi öğrenmen de sana gereklidir diyor. Böyle genişte bir ifade buyurmuş üstadımız. Biz derslerimize inşallah Mızraklı İlmihal kitabından yapacağız. Mızraklı İlmihal kitabı Sultan Fatih Han Hazretleri'nin hocalarından Muhammed bin kutbuddin Dini İzniki Hazretleri tarafından yazılmış. Asıl ismi Müftahül Cenne. Bu eserin adı halk arasında Mızraklı İlmihal diye bilinir. Onun sebebi de şöyle açıklamışlar. Birçok sebebi vardır Allahu Alem. Yani bilemiyoruz nedir asıl hikmeti böyle denmesinin. Ama kitabın başında henüz birinci sayfasındaki üstündeki işaretler mızrağa benzediği için mızraklı ilmalde isimlendirmişler diyorlar. Sultan Fatih hocalarından Muhammed bin Kutbuddin Ali İzniği Hazretleri yazmış. Ama kitaba bakıyoruz. Daha sonra gelen ulemadan Ebu Suud Efendi'nin fetvaları, İbrahim el-Halebi'nin Mültekal Hebu Hurun'dan alıntılar, bir iki hazretlerinin vasiyetnamesinden alıntılar kitabın içinde bulunuyor ki demek ki eklemeler, çıkartmalar yapılmış. Buradan onu anlıyoruz. Kitabı Sultan Abdülhamid Han hazretleri biliyorsunuz çok büyük hizmetlerinden bir tanesi de Hale'inden önce bu kitabı bastırmış ve şu an arabalarla bile çıkılamayacak derecede uzak köylere katırlarla dahi olsa bu kitabı halkına ulaştırmış. İman, inanç, amel ve ibadet ve ahlak konuları bu kitapta var. Bu mevzulardaki doğru bilgi öğrensinler diye halkına bu hizmeti sunmuş. Diğer bir hizmeti de biliyorsunuz Bukhari-i Şerif'i yazdırıp bastırıp halkına dağıtmıştır. İşte biz de bu kitaptan derslerimizi okuyacağız. Necip Fazıl Üstad'ın Şeyhi Abdülhakim El-Ervasi Hazretleri diyor ki bu kitabın yazarı salih bir zat imiş. Okuyana bu kitabın faydası olur diyor. Sonra birçok münevver de demişler ki bu millete tek bir şey lazım o da mızraklı ilmal okumaktır demişler. İnşallah biz de bugün o dersimize mızraklı ilmal dersimize başlıyoruz. Rabbimiz bize hüsnü ifade cümleten hepimize de hüsnü istifade nasip ve müyesser eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allahu Teala'nın adıyla başlıyorum. Elhamdülillahi'llezî cealena minet talibin. Öyle Allah'a hamdolsun ki bizi ilmi talep edenlerden kıldı. İlim talebelerinden eyledi. Velil ilmi minel yine aynı şekilde ilme rağbet edenlerden, hürmet edenlerden kıldı. Burası çok önemli değerli kardeşlerim. Şu anda birçok insan dünya telaşına düşmüş durumda. İlimi arkasına atmış durumda. Önüne hedeflerine sadece dünyayı koymuş durumda. Bunca hengamenin içerisinde eğer bizler ilme sarılabiliyorsak bu çok büyük bir nimettir. Eğer sizler ekranları başında şu an bu dersi izleyebiliyorsanız bir sürü saçma sapan videolara bakmak varken onun yerine ilmi videoları izleyeyim derdine düşüp bu sohbet meclislerine geliyorsanız bu çok büyük bir iştir. Mevlamızın lütfettiği şükür gerektiren bir iştir. O yüzden kitabı da Musanip öyle başlamış. Bizi ilim talep edenlerden kıldığı için Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. İlme rağbet eden, ilme hürmet gösterenlerden kıldığı için ona sonsuz hamdü senalar olsun. Ve salatu ve selamu ala Muhammedin illezi erselahu rahmeten lil alemin. Salatu selam Allah'ın rahmeti ve emniyeti alemlere rahmet olarak gönderdiği peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem üzerine olsun. Ve ala alihi ve ashabihi ecmain onun şerefli ailesi ve arkadaşları üzerine de olsun. Salatu selam. Al derken burada şerefli ailesi kastedilir. Böyle tefsir etmiş ulema. Ashab-ı kiramı kastedilir ve etba'ı kastedilir diyor. Alihi derken bütün etba'ının yani kıyametin kopacağı zamana kadar gelen bütün ümmetine, etba'ına da salatu selam olsun şeklinde mana verilebilir. Ve ba'du bundan sonra cümle peygamberlerin evveli Hazreti Adem aleyhisselam, ahiri bizim peygamberimiz Muhammed'in Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem İlk başta bu kitapta değerli kardeşlerim, usannif şöyle bir itikat tablosu çizecek bize. İlk başta öğrenilmesi gereken şeyleri kısaca özetleyecek. Her Müslümanın bilmesi ilk olan şey nedir? İlk peygamber ve ilk insan kimdir? Adem aleyhisselam. Son peygamber kimdir? Bizim peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Bu ikisinin arasında çok peygamberler gelmiştir. Onların sayısını Allahu Teala bilir bir rivayette 124 bin, diğer bir rivayette 224 bin peygamber gitmiştir diye söyleniyor ama hakikatte bunların sayısını sadece ve sadece Allahu Tebareke ve Teala Hazretleri bilir. Kur'an-ı Azimuşşan'da ismi şerifleri beyan olunan 28 peygamberdir. Kur'an-ı Kerim'de 28 peygamberin ismi geçer. Herkese bilmesi vaciptir dediler. Şimdi kardeşim benim işim gücüm yoktu Kur'an-ı Kerim'de kaç tane peygamberin ismi geçmiş. Bunu mu öğreneceğim dememeli insan. Şimdi bugün bakıyoruz küçücük bir çocuk bir futbol takımının 20 30 artık kaç kişilik kadrosu varsa yedekleriyle beraber hepsini çok rahat bir şekilde sayabiliyor. Bu nedir? Onun içine düşmüş olan o futbol aşkının göstergesidir. O takım taraftarlığının göstergesidir. Eğer onun içine, onun kalbine ilim aşkı düşse bu sefer peygamberlerin ismini öğrenecek, ezberleyecek ve öğrenip ezberlemesi de gerekir yani. Demek ki çok basit şeyleri dünyalık için olan çok basit şeyleri öğrenebiliyorsa 28 peygamberin ismini de herkes çok rahat ezberleyebilir, öğrenebilir. Niye vaciptir kardeşim? Bu denilmez. Herkese bilmesi vaciptir dediler. Hangi peygamberlerdir onlar? Sayalım Adem aleyhisselam, İdris aleyhisselam, Nuh aleyhisselam, Hud aleyhisselam, Salih aleyhisselam, İshak aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselam, Yakup aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam, Şuayb Aleyhisselam, Lut Aleyhisselam, Yahya ve Zekeriya Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam, Davud ve Süleyman Aleyhisselam, Yunus Aleyhisselam, İlyas Aleyhisselam, Elyesa, Zülkif, İsa, Eyyub Aleyhisselam ve Muhammedun salavatullahi ala ve aleyhim ecma'in bizim peygamberimize ve bütün peygamberlere salavatü selam olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. 25. .si. 26, 27, 28 Özeyr, Lokman, Zülkarneyn aleyhim selamdır. Bu üçünde ihtilaf olundu. Üzeyr, Lokman ve Zülkarneyn aleyhisselamda ihtilaf var. Ne hususunda? Kimi nebidir dediler ve kimi velidir dediler. Kimileri peygamberdir, kimileri de Allah dostu evliyaullah'tandır diye ihtilaf olunmuştur. Muhammed aleyhissalatu vesselam dinindenim ve ümmetindenim elhamdülillah. Yine bir müslümanın inanması ve söylemesi gereken, bilmesi gereken, kalbine otutturması gereken şeylerden saymaya devam ediyorum sani hazretleri. Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın dinindenim ve ümmetindenim elhamdülillah. Birincisi bu. İtikatta mezhebim ehli sünnet vel cemaat. Ehli sünnet vel cemaat demenin manası Resulullah'ın ashabı ve cemaati her ne itikat üzere oldular ise ben dahi ol itikat üzere oldum demektir. Amelde mezhebim İmam-ı Azam Ebu Hanife ben İmam-ı Azam'ı imam edindim ve onun kitabullah'tan ve hadis şeriften anlayıp çıkardığı meseleleri kabul ettim ve onun sözüyle ameli ihtiyar ettim. Şimdi kardeşim mezhebe ne gerek var diye çıkıyor bazı insanlar. ha ve kella mezhebe gerek olmaz mı? İmam-ı Azam radıyallahu anh gibi sen Kur'an-ı Kerim'i, sünneti, icmayı, kıyası fukaha biliyorsun İslam'ın bir delil getirilmesinde bu dört delile başvurulur. Kitap, sünnet, icma ümmet, kıyası fukaha. Sen bunları yapabilecek Kur'an-ı Kerim'den ve sünnetten hüküm çıkarabilecek kapasitedeysen tamam kardeşim sen mezhebe uymayabilirsin. Ama bu ümmette şu anda bakıyoruz ki yeryüzünde çok nadir insan var bunu yapabilecek. Sayılı ulema var. Dolayısıyla geri kalan avam ne yapacak? Bir mezhebe tabi olacak. Dört tane de hak mezhep çıkarmışlar alimlerimiz karşımıza. Şafi, Maliki, Hammeli ve bizim mezhebimiz Hanefi mezhebi. Onu burada ikrar ediyor bu Diyor ki ben İmam-ı Azam'ı imam edindim. Onun kitabullah'tan ve hadis-i şeriflerden anlayıp çıkardığı meseleleri kabul ettiğim ve onun sözüyle ameli ihtiyar ettiğim. La ilahe illallah demenin manayı şerifi oldur ki ibadete layık ve müstehak bir zat yoktur. Evet şimdi soruyoruz mezhep nedir? Halifeler kimlerdir? Değil mi? Sosyal medyada bakın sürekli gidip spikerler soru soruyorlar halka. Ne diyorlar? İşte dört halifeyi sayar mısın? Sayamıyor. Mezhepleri sayar mısın? Sayamıyor. La ilahe illallah'ın manasını söyler misin? Söyleyemiyor. En acınacak durumlardan bir tanesi de budur. Biz Müslümanız diyoruz ve Müslümanlığa girişin ilk kelimesi, kelime-i tevhidi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı hem lafzını doğru söyleyemiyoruz hem manasını bilmiyoruz. Yine kitabımızın başında bu öğretiliyor bize. La ilahe illallah demedin manayı şerifi oldur ki ibadete layık ve müstehak bir zat yoktur ancak Allahu u vardır. Ve birdir, şeriki ve naziri yoktur. Tektir, şeriki ortağı demek, naziri benzeri demek, ortağı ve benzeri yoktur. Mekandan münezzehtir. Kısaca Rabbimiz Celle Celaluhu tarif eyledi burada. Muhammedur Resulullah demenin manası, kelime-i tevhidin ikinci parçası ki lafzı aynen şöyle söylenir. Muhammedur Resulullah. Muhammeden Resulullah. Muhammed'in Resulullah söylüyorlar. Yanlıştır bu. Doğru telaffuz etmek lazım. Muhammedur Resulullah. Bunun manası nedir? Ahir zaman peygamberi Muhammed Aleyhisselam Allahu Adimuşan'ın kuludur ve hem resulüdür. Biz dahi onun ümmetiyiz. Elhamdülillah. Evet. Kısaca böyle bir giriş yaptık. Rabbimiz Celle Celaluhu inşallah mızraklı ilmehal edinirseniz sizlerde kitaplarınızı önünüze alırsınız. Osmanlıca nüshasından okuyoruz biz. Siz de oradan takip edebilirsiniz. Hem Osmanlıca'sını Osmanlıca'nızı geliştirmiş olursunuz. Ve çok lezzetli, tatlı bir dili vardır bizim ecdadımızın. Değişik, güzel bir lezzet ve haz da almış olursunuz. Buradan inşallah derslerimize devam edeceğiz. Bir dahaki dersimiz, Veda namaza dört şeyle girilir. Farz ile, vacip ile, sünnet ile, müstehab ile diye başlayacağız. Namaza hangi şekillerle girilir. Bunlardan başlayıp birazcık namaza değineceğiz. Ondan sonra Ramazan ayı da geliyor. Zaten kitabımız namazdan sonra da birazcık namaza değindikten sonra da oruç meselelerini ele almış. Ramazan ayından evvel de bu meseleleri ele almamız güzel olmuş olacak inşallah. Rabbim istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Bu ameli kendi rızasına uygun eylesin. Yalnız kendi rızası için olan amellerden eylesin. ومن الله التوفيق بحرمه الحبيب بحرمه الفاتحه